Merhabalar, ben Cevahir Yıldırım. Bu videoda WinChill'deki Browse fonksiyonundan bahsedeceğiz. Bilgiye ulaşmanın bir yöntemi olan. WinChill'de bilgiye iki şekilde ulaşıyoruz demiştik. Birincisi sağ üstteki search, aramayla. İkincisi de gezinme, yani browse'la. Browse'a bastığınızda burada daha önce bahsettiğim kontekstleri görüyorsunuz. Yani product, library, changes, project gibi. Bunların her birinin altında, örneğin ben bir product'a geldiğimde, breaks product'a geldiğimde folders var. Her bir product'ın altında şu şekilde folders'ı göreceksiniz. Ve sizin oluşturduğunuz bu product'ların altında klasörlere gittiğinizde, yani folders'a, oluşturduğunuz klasör yapısını bu şekilde göreceksiniz. Ve buradan ben örneğin quality'ye gidiyorum. Şöyle yapalım, kapatalım burayı. Breaks'in altında documents, documents'in altında quality, quality'nin altında kontrol planlarına geldim diyelim. Bu şekilde sekme sekme gezerek, ya da şurada görüyorsunuz bu gittiğim yeri, products, breaks, documents, quality. Breadcrumb diyoruz buraya da. Buradan da geriye geriye tıklayarak gidebilirsiniz. Ya da ileriye doğru gidebiliriz. Şurada gördüğünüz örneğin kontrol planı tıklayınca kontrol planları. Şimdi ben bu kontrol planı browse'da bu şekilde yerini biliyorsam bulabilirdim. Ya da bunun numarasını biliyorsam search'e direkt bu numarayı yazdığımda, şu an CAD döküman olarak aradım, döküman olarak ara deyip search'e bu numarayı yazdığımda gene aynı kontrol planına ulaşabilirdim. Genelde yaptığımız zaten budur. Ya da gene ismini de search'e yazdığımda bu kontrol planına ulaşabilirdim. Ya da herhangi bir attribütünü, parametresini yazdığımda ulaşabilirdim. Ama browse'da bilgi ulaşmanın bir yöntemi olarak kullanılmaktadır.